Merhabalar. Dia Mobil ilk kurulum ayarlarını nasıl sağlarız? Windows, Android, iPhone, iPad, BlackBerry gibi cihazlar Dia Mobil tarafından desteklenmektedir. İlgili uygulama mağazalarına gelerek buradan Dia Mobil yazıp uygulamaya kolaylıkla ulaşılabilir ve ilgili yükleme işlemleri sağlanılır. Uygulama yüklendikten sonra karşımıza bu şekilde bir giriş ekranı gelecektir. Uygulama üzerinden giriş yapmadan önce yapmamız gereken yetkilendirmeler mevcuttur. Bunun için masaüstü uygulamamıza gelerek buradan klavyemizden F10 veya Dia logosu üzerine tıklayarak arama alanına yazacağımız kullanıcı ile kullanıcılar listesini çalıştırırız. Mobil lisansı tanımlanmış ise ilgili mobil lisanslarımız alındıktan sonra kullanıcılarımız için mobil yetkilendirmelerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunun için hangi kullanıcımız ile mobil sisteme bağlanmak istiyorsak ilgili kullanıcımızdan F5 değiştir diyerek kullanıcı detaylarına geldiğimizde yukarıda görmüş olduğumuz mobil lisans kullanıcısı işaretinin olmuş olması gerekir. Bu işaretlendirme sonrasında ilgili kullanıcı mobil uygulamadan sisteme bağlanabilmektedir. İlgili tanımlamalar yapılıp kaydet dedikten sonra mobil uygulamamıza geri geldiğimizde burada üye kodu alanına sunucu kodumuzu belirtiriz. Daha sonrasında mobil lisansını ve yetkilendirmelerini tanımlamış olduğumuz kullanıcımızın kullanıcı bilgilerini buradan gireriz. Ve sisteme giriş yaparken kullanmış olduğu şifresini buradan giriş sağlarız. Kullanıcı bilgilerimizin bir sonraki girişte hatırlanmasını istiyorsak hatırla seçeneğini aktif edebilir. Eğer mevcut kullanıcımız başka bir masaüstü uygulamalarında açık ise bağlantısını kes seçeneği ile sistemdeki diğer oturumlarını kapatabilir. Demo seçeneği ile ilgili e-posta adres bilgilerini girerek demo sunucusunu inceleyebilirsiniz. Buradan kapat dediğimizde ve kullanıcı bilgilerimizle giriş yaptığımızda karşımıza firma dönem ekranı gelecek. Burada firma kombosunu açtığımızda hangi firmamıza giriş sağlamak istiyorsak firma listesinden ilgili firmamızı seçip firmamızda hangi dönem için ilgili işlemlerimizi gerçekleştirmek istiyorsak dönem bilgimizi seçip bağlan dediğimizde firma ve dönem seçimi sonrasında karşımıza yapacağımız işlemlerde modüllerimiz gelecek ve bu şekilde uygulamamızı kullanmaya başlayabilmekteyiz.